şunu oluşturmak istedik. Yani Rize'de iş adamı olup ciddi işler yapıp Rize'ye istihdam sağlayan çok ciddi iş adamları var. Fakat bunlar hemen hemen hiçbir kurumda yok. Biz mesela ben Rize Ticaret Sanayi Odası'nda da meclis üyesiyim. 3 Nisan seçimlerinde geçen 2 dönem önce kazanmıştım. Hala meclis üyeliğim devam ediyor. Orada da biz bunu görüyorduk. Yani genelde belirli kişiler var. Yani bu yönlendirmeyi yapan, Rize'ye ciddi istihdam sağlayan, yatırım yapan, vergi ödeyen kişilerin bazıları bazı yerlerde yok. Biz dedik ki, sizle beraber gelin biz ASKON'u oluşturalım. Yeni bir STK, biz bunu kuralım. Rize'ye yararlı olalım, hepinizin Rize ile alakalı planları, projeleri var. Biz bu projeleri ASKON'la birlikte duyuralım. Beraber Rize'de eleştiri anlamında da bir şey yapılacaksa, yani yanlış yapılan bir yatırımla alakalı da bir düzeltme yapılacaksa bunu biz ASKON eliyle yapalım. Bunu başarabiliriz. Bunu biz arkadaşlarımıza anlattık. Tabii ki bir birleşme oldu. Biz şu an ASKON'da 38 tane iş adamımız. 38 iş adamı toplamda 145'e yakın şirketi var. Yani bir iş adamın bir küçük şirketi olduğundan 145'e yakın şirket var ASKON'da şu an kayıtlı bulunan. Tabii ki hemen hemen 1300'e yakın da eleman istihdam ediyor. İşçi, çalışan sayısı var bu kişilerin. Ve yıllıkta 1,5 milyar TL'ye yakın bir ciroları var ASKON'daki şirketlerinde. Yani bu tabii ki Rize'ye ciddi bir katma değer. Ama burada bir şeyin altını belirtmek istiyorum. ASKON'daki iş adamlarının yaptıkları istihdam ve cirolar genelde Rize özelidir. Yani dışarıdaki işlerden Rize'de iş adamı olup da dışarıda istihdam sağlayan, dışarıda yatırım yapan hemen hemen içimizde yok. Yani bu dediğim şeyler hep Rize. Yerli. Yani Rize'nin kendi özelinde, kendi iş adamları. Biz bunu oluşturduk. Şimdi Allah'ın izniyle ayın 28'inde, Şubat'ın 28'inde genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. İlk genel kurulumuz bu. Tabii ki bunu da herkesin katılımlarını da bekliyoruz zaten. Davetlerimizi göndereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın bizim bu genel kurulumuza katılacak kendileri. Tabii akabinde bizim bir yine ASKON ve genel merkezdeki yönetim kurulu üyeleri olarak bir Batum seyahatimiz var. Orada belirli seyahatte temaslar gerçekleştireceğiz. Yani bizim ASKON'un kuruluşumuzdaki asıl amacımız bu iş adamlarını bir bütün halinde, bir koordineli, bir orkestra şekilde birleştirip Rize'ye çok sesli, güzel işler yapabilmeyi hedefliyoruz. Yani şu belirli bir şey, bir iş adamı belki bir yatırımı tek başına gerçekleştiremiyor ama bunlar 2-3 kişi olduklarında ve birbirleriyle güvendiklerinde bu işi gerçekleştirebiliyor. Biz mesela bununla alakalı bir iki yatırım düşünüyoruz. Nasıl? Bu tabii ASKON'un yatırımı değil. ASKON'la alakalı bir şey değil bu. ASKON'la birbirini tanıyan, ASKON'la beraber arkadaş olan, ASKON'la birbirine güvenen iş adamlarını bir araya gelip yeni şirketler oluşturup, yeni iş sistem sağlatılması, yeni iş alanları oluşturması bizim bu hedefimiz. Tabii ki bununla beraber şu da var, tabii ki sosyal sorumluluk projemiz var. Biz tabii tarafından kamu yararına işler yapabilmek için kurulan bir topluluğuz. Yani normal bu ASKON statüsü bu. Biz tabii bunu Rize'de nasıl değerlendireceğiz? Rize'de sosyal sorumluluk projelerinde adımız olacak. Bir sıkıntı olduğunda biz bu konuya müdahale olmaya çalışacağız. Bilindiği üzere şu an Rize'de kentsel dönüşümle alakalı sıkıntılar var. İşte bunlara gireceğiz. Sanayi olayı var. Biz bununla ilgili çözüm önerilerimiz var. Zaten bunları paylaştık çok güzel bir şeyler. Yani Rize'de biz açıkçası arkadaşlar olarak bir STK boşluğu olduğunu düşündük. Bu ciddi bir sorun. Ama biz inşallah Rize'de bu STK boşluğunu tabii ki tek başımıza dolduramayız. Bu imkansız bir şey. Ama biz işte ise gördüğümüz yanlışları yapmamaya çalışacağız. Daha iyi işler yapmaya çalışacağız. Bunun için tabii sizlerin desteğini bekliyoruz. Çünkü yani bu işler basınsız olmaz. Biz birçok iş yapabiliriz. Ama bunu insanlara duyuramazsak bu işler şeyde kalır. Yani tek bizim elimizde kalır. Bunun çünkü yani İttifat olması lazım.
marifet ittifata tabidir derler ya. Yani bize birilerinin bunu yaptığımızda bakın böyle yaptılar, güzel yaptılar. Bu da tabii ne olacak? Aslonun daha büyümesini ortaya çıkaracak. İnşallah başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz Aslon'daki 38 tane iş adamı hepsi kendi işlerinde başarılı insanlar. Ama bu insanların hemen hemen hiçbiri, yani çoğu daha doğrusu diyelim, hiçbiri biraz şey olur da, çoğu hiçbir STK'ya girmemiş, bir siyasi şeyi olmayan, sadece kendi işinde başarılı olan ama ciddi fikirleri olan, Rize için de ülke için samimi düşünebilen insanlardan bir topluluk oluşturdu. Şimdi biz bu topluluğu tabii Rize özelinde kullanacağız. Rize özelinde hizmet üretmeye çalışacağız. Tabii ki Aslon'u kurarken de en çok değindiğimiz şu, tabii ki Binli gibi Türkiye'de bir şey var, yani o cumhurdur, şu cumhurdur diye. Bizim Aslon hiçbir cemaat bağlantısı yoktur. Yani bir cemaatla bir ilişkisi yok. Bizim hiçbir siyasi kimlikle de ilişkimiz yok. Hiçbir siyasi kimlikle de bizim ilişkimiz yok. Aslon'u kurarken şuna dikkat ettik. Bizim şu an Aslon içerisinde AK Partili arkadaşlarımız var. AK Parti siyaset yapmış aktif olarak. Siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ki ben İl Başkan Yardımcılığı yapmışım ve Murat Bey Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış. Bizde mesela Ahmet Bey var, AK Parti Belediye Başkanı adayı olmuş. Bizde CHP'li arkadaşımız da var. İyi Partili arkadaşımız da var. Yani biz her partiden Saadet Partili arkadaşımız var. Haluk Bey Meclis üyeliği yapmış Saadet'te. Yani biz her partiden kişilerle bir Aslon oluşturmaya çalıştık. Çünkü biz sadece şu partinin tekelinde ya da o partinin tekelinde bir kuruluş kurmak istemedik. Bundan uzak durduk. Bundaki nedenimiz de o dediğim çok sesliliği. Yani eğer bir şey olduğu zaman hep beraber ortak akılla düşünüp ortaya güzel bir şey çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu da başardık. Çünkü bu arkadaşları bir arada konsolize ettik. Aslında biz eski Rize'deki eski iş adamı abilerimizle, siyasetçi abilerimizle konuştuğumuzda, buradaki eski gazeteci abilerimiz de bilir. Eskiden Rize'de çok farklı bir, daha doğrusu Türkiye'de de öyleydi. Farklı bir siyaset anlayışı vardı. İnsanlar birbirleriyle aynı ortamda, aynı havuz içerisinde buluşabilir, beraber konuşabiliyordu. Tabii bu zaman konjonktür değişti, daha farklı oluyor. Biz Aslon'da o eski şeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani şu ana kadar da yani hemen hemen 4-5 aydır bir aradayız. Güzel de yapmaya çalıştık. Güzel şu an diyoruz. Yönetim kurulu üyeleri olarak aslında güzel bir fikir ortaya koyduk. Bu nasıl? Şimdi Rize'de kime sorarsak, biz de dahil olmak üzere, kentsel dönüşümün düşünüldüğü yani şu an bir etapta, yani Rize belediye blokları ve onun önündeki olan tahtada, burada bir kentsel dönüşümün olması gerektiğini hepimiz hemfikiriz, olması gerekiyor. Tabii ki bunun olması için de belirli şartların oluşması lazım. Yani buradaki insanlara biz şunu diyemeyiz, biz burayı 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra yıkıyoruz, siz buradan çıkın. Böyle bir sistem olmaz yani, bu yanlış bir şey. Yani şu an biz mesela Sayın Belediye Başkanımız Rahmi Bey'le de bu konuyla alakalı istişare yaptık. Aslında Rahmi Bey bu konuda bizim için büyük bir şans, yani Rize için. Çünkü Rahmi Bey Rize'de yaşayan, Rize'de duran, Rize'de ticaret yapan, Rize'de eğitimci olan bir kişi. Yani bu kentsel, orada olacak kentsel dönüşümün artıları ve eksilerini kendisini ne kadar bağladığını biliyor. Çünkü o başkanlığı bıraktığında Rize'den gitmeyecek. Yine Rize'de duracak. Sokakta gezdiğinde iyi bir şey yaptığında bunun karşılığını nasıl alacağını kendisi biliyor. Kötü bir şey yaptığında da bunun karşılığını nasıl alacağını kendisi biliyor. Bu bizim için iyi bir fırsat. Bunu Rahmi Bey de bildiği için bu konuya gerçekten samimi baktığına inanıyoruz. Ama burada tabii ki yapılan yanlışlar eskiden geliyor. Yani Rahmi Bey'e özel bir şey değil bu. Yani biz bir tane meclis üyesi, şu an hala meclis üyesi, onunla normalde bir toplantı konuşurken kendisi şunu diyor. Yani biz 6 yıldır bunu konuşuyoruz. Orada da benim ona bir söylemim oldu. Dedim ki yani zaten sorun bu. Rize bloklarının, belediye bloklarının yıkılması 6 yıldır konuşuluyor. Fakat buradaki
iş adamlarına, buradaki tüccarlara, buradaki esnaflara gidilecek bir yer yapılmalı. Konu bu. Yani bir yer eğer oluşturulsaydı, bu dükkanların insanlar oraya alabilselerdi, şu an oranın yıkımı daha kolay olur. Çünkü biliyorsunuz Rize bloklar, Rize'nin en önemli merkezi. Yani bu merkezi yok edip insanlara siz çıkın, ya biz size prefabrikten bir yer yapacağız. Bu olmaz yani, bu inanılmaz bir şey. Yani bunu insanlara söyleyemezsiniz. Ama tabii ki bu, biz bununla ilgili çözüm önerisi sunduk. Yeni bir yer oluşturduk. Bunun için mesela emniyetin olduğu yerde tefkiler listesinin o adada yani bir yeni bir iş merkezi oluşturulabilirdi. 6 yıl diyoruz ya, konuşuyoruz. Bu 6 yılda bu olabilirdi. Eğer orası olsaydı birçok dükkan ve birçok ticari üniversitesi oraya kayabilirdi. O zaman da biz burayı rahatça yıkabilirdik. Ya da bu yıkacağımız yeri iki etapta yapacağız. Ya burada şimdi belirli hemen hemen bizim kanunumuz, bizim de üyelerimiz var, iş sahibi olan. Zaten kentsel dönüşüm yeni kanunun da oradaki bir kişi, yanlış demiyorum Murat Bey, oradaki bir kişi gidip belediyeye hak sahibi, belediyeye başvursa ben buna binanın sakat olup olmadığını öğrenmek istiyorum diye başvursa, binayla ilgili inceleme yapılsa büyük ihtimalle binalar bulunduğu üzere, yani bununla ilgili bir, şu ana kadar bir şey yapıldı mı? Binalar sakat. Böyle bir şey olsa yeni kanuna göre otomatikman belediyenin buraya boşaltma kararı alıp mühürlemesi lazım. Yani bunu bir kişi yaparsa zaten otomatikman bu sürece gireceğiz. Yani onun için bizim bir an önce bu kişilere yeni cazibe merkezleri oluşturmamız lazım ki bu adamlara biz buradan çıkın diye. Bu şekilde olmaz. Bizim kentsel dönüşümle alakalı düşüncemiz bu. Şimdi sanayi olayı var bizde. Bununla alakalı da biz gerekli görüşmeleri yaptık yetkili kişilerle. Şimdi yeni bir sanayinin oluşması, hepimiz yine bunda hemfikiriz. Ama şimdi Rize'de de şöyle bir özellik var. Yani biz şu şuraya olmasın diyoruz ama nereye olsun diyeceğimiz konusunda da bir fikir vermiyoruz. Bu sefer bu işi yapacak olan kişi de diyor ki ya diyor siz buna karşı çıkıyorsunuz ama karşılığında bizi bir döne sunmuyorsunuz. Biz de şimdi bu konuyla alakalı sanayi esnafıyla görüştük. Orada da ASKON üyesi arkadaşlarımız var. Biz onlarla görüştük. Fikirlerini aldık. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz buradan? Adamlar şunu söylüyorlar. Biz hakkımızın gasp edilmesini istemiyoruz. Biz siyasetçilerle görüştük bu konuda. Yani mevcut iktidarın şu anki temsilcilerle de görüştük. Onların da zaten öyle bir şey yapma düşünceleri yok. Yani siyasetin biz bu adamları buradan çıkaralım, atalım, buraya gasp edelim, böyle bir şey olamaz. Yani bunu kimse düşünmez. Biz zaten buna ihtimal de vermeyiz. Ama sanayi esnafı şunu diyor. Biz hakkımız gasp olmasın. Biz de aslında bununla ilgili yine ASKON'da yönetimle konuştuğumuzda başkan siz üyeniz değil mi? Ahmet'ten. Üyemiz. Evet, sanayi başkanı bizim ASKON üyesi. Şimdi biz orada şöyle bir şey dedik. Yani bizim yönetimden çıkan fikir bu. Şimdi burada tabii burası yıkılacak, alınacak bura. Buraya yeni bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Şimdi burada tabii sanayinin şöyle bir özelliği var. Sanayi devletin değil. Burada emeğiyle çalışan. Yani şimdi ben ona bir örneğini veririm. Sanayiye gidiyorsunuz. İnsanların ellerine bakıyorsunuz. Elleri ya yırtık ya kesik. Yani emekçi insanlar bunlar. Bunlar emeğiyle buraları almışlar. Şimdi tabii ki bunlar da yeni bir buraya plan yapılacak. Biz ASKON olarak şunu dedik yetkililere. Eğer buraya yeni bir plan yapacaksanız, yani yeni bir imar çıkacak. Şu anda orada 3 kat. Yeni bir imar çıkacak. 6 kat, 7 kat, 8 kat ne kadar olacaksa. Bu imar üzerinden bu kişilerle arsa karşılığı kat sözleşmesi yapılsın. İnsanlar belki de orada bir tane dükkandan iki daire alabilecekler. Yani hakları bir üste çıkacak. Şu anki itibariyle eğer bu anlaşma yapılırsa 3 kat üzerinden bunlar buradan hiçbir şey alamazlar. Ama burası 7 kat, 8 kat olabilir. Yani yapılabilir. 5 kat olabilir. Bu böyle olduğunda bu insanlarla anlaşma eğer o imar düzeni üzerinden yapılırsa bu insanlar daha çok hak sahibi olacaklar. Ve kişiler buradan çıkmayız da demiyorlar. Öyle bir düşünceleri yok. Ya şu sorun aslında. Gerçekten çay Rize'nin sigortası. Çay olmazsa bizim şehrimizde hiçbir şey olmaz. Onun için
şöyle bir düşüncemiz var. Çayla alakalı bir kanunun yapılması şart. Tabii ki bu yeni konjonktüre göre. Çünkü çay gibi bir tarım ürünü bu kadar düzensiz, plansız, yani çayın alımında bir kanun yok, satımında bir kanun yok, işletmesinde de belirli bir kanun yok. Yani çay çok farklı bir ürün haline geliyor bize de. Biz onun için çay kanunuyla alakalı çalışma başlatacağız aslında olarak. Tabii bizim bunu tek başına yapmamız imkansız. Bununla alakalı biz borsa başkanı, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan Bey'le görüştük. Mehmet Erdoğan Bey bize sonuna kadar arkamızda olduğunu ve bu konuyla alakalı sonuca varılması gerektiğini söyledi. Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taliç Bey'le de bu konuda görüştük. Kendisi de bize bu konuyla alakalı mutlaka bir çalışmanın olması gerektiğini söyledi. Tabii ki bu Rize'de yıllardır söyleniyor. Bir zaman tabii bir kanun oluşturuldu, ona bir mukavemet oluşturuldu. Ama bu kanun çıkması şart. Eğer bu kanun çıkmazsa bizim çay gidişi iyi değil. Yani Rize'de çay fabrikaları 15 yıldır çaya iyi bir Ar-Ge yaptılar. İyi bir araştırma yaptılar, geliştirdiler. Yani eskiden sadece siyah çay çıkaran bir Rize şu an birçok çay çıkarabiliyor. Kaliteyi yükseltmek için boyanı da çıkartıyor. Yani o da tabii ki bir şey. Ama şunu açıkça biz aslında şunu söyleyeyim. Yani bunu konuşmak bizim çay piyasasını, çay sanayisini yıpratır. Yıpratıyor da. Yani bunun çoğunu yapan da Rizeli çaycılar da değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir olay var. Bunu asıl yapan, o listelerde çıkan kişilerin çoğu çay paketlemecisi ve bunlar Rize'de üretici değiller. Rize'li de değil bu adam. Bunlar Konya'da, Trabzon'da, hemen şehrimiz, yakın şehrimiz Trabzon'da olan kişiler, Ordu'da, Samsun'da, bu adamlar burada bu işi yapıyorlar. Tabii ki çay bir tek Rize'de olduğu için herkes diyor ki acaba bunu Rize'liler mi yapıyor? Belki bizde de yapan vardır, bilmiyoruz ama asıl o listede, yani Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı listede olan kişilerin %90'ı Rize'de ikamet etmiyor. Rize'de yok bu adam. Rize'ye bir katkıları da yok. Rize'den çay alıyorlar, kendi paketlemelerinde bunu işliyorlar ve buna boya katıyorlarmış. Tarım Bakanlığı'nın belirlediği şeye göre. Ve bunu piyasaya sürüyorlar. Bundan biz Rize'li çaycılar olarak, yani ben de çay sektöründe iş yapan biriyim. Biz bundan çok büyük zarar görüyoruz. Yani bizim şu an bunda Haluk Bey de bunun içerisinde, yani pazarımızın bu olaydan dolayı %30-40'ını kaybetmiş oluyoruz. Bu bize büyük bir zarar veriyor. Ama yani bu Rizeliler değil yani. Burada bunun altını çizmek gerekiyor. Yani. Gerçekten tam bu sırada... Yani. Şimdi söylerken şöyle bir düşünmek lazım. Yani biz çay ithal ediyoruz da, bunu niye ithal ediyoruz? Niye Rize ithal ediyoruz? Ya ithal çay zaten Rize'ye geliyor. Bize gümrüğünden çıkıyor. Mecburen yani. Yemez. Böyle bir zorunluluk var. Bilmiyorum. Şimdi bu ithal çay, Rize şimdi çok ithal çay yaptı diye bunu söylemek yanlış. Çünkü bu hedef şaşırtıyor. Aslında Türkiye'ye geliyor yani. Ya, Türkiye'ye geliyor. Yani adam Adana'daki... Rize'nin giriş yapmak zorunda. Yani zorunda. Kişi Adana'daki paketlemesini de ithal çay aldığında bu bizim üzerimizden geçiyor. Evet. Yani bu ithal çayın yüksek olmasının nedeni bu. Ha, ithal çay niye kullanılıyor? Şunu da belirtmek lazım. Yani ithal çay deyince bizim şimdi ben de çaycıyım. Bizim üyelerimiz de var. Ya şurada şöyle insanlar bir töhmet altında kalıyor. Yani ithal çay ucuz, kötü. Bunu biz alıyor firmalar çaylarına katıyor. Bu böyle değil. Ya bugün en ucuz ithal çay 7-8 dolar. Yani en ucuz ithal çay. Yani bugün bazı firmaların çaylarının kalitesini artırmak için eksak değeri, yani demlemedeki çıkan eksak değerini artırmak boya için... Boya koymadan çay şimdi bazıları ne yapıyorlar? Az önce sorduğunuz o. Boya olayına giriyorlar ama işini düzgün yapan firmalar da ne yapıyorlar? 10 dolar veriyorlar çayın kilosuna. 10 dolar bugün 60 TL. 60 TL'lik bir bütçe ayırıyorlar. Onu çaylarına katıp eksak değerini yükseltmeye çalışıyorlar. Yani bu çay ucuz değil. Bu ithal çay geliyor da bu kötü bir çay değil. Zaten bizim ülkenin çayı, ürettiği çay ülkeye ancak yetiyor.
dışarıdan gelen çaylar şişme oluyor mu? Ya olmuyor. Bize ve Türkiye bu çay üretiyor. Yani bizim rızanın öyle güzel bir şey yakalamış ki, yani düşünün 81 vilayetimiz var. Diğer tabii Trabzon'da da Akdeniz'de de Giresun'da bir bölümde de çay var ama tabii bu çay %80'i biz üretiyoruz. Yani biz o kadar aslında şanslıyız ki Rize'li olarak. Ya 81 vilayetimiz var. 81 vilayette küçücük bir Rize, 300 bin nüfus genelde. Bir Rize bir ürün üretiyor ve bunu 80 vilayetin hepsine satıyor. Yani gerçekten neden çay bu bir konuda... Yurt dışı var. Yani yurt dışı da var. Şu an Çaykur Genel Müdürümüzle biz geçen bir görüşme yaptık. Kendisi gerçekten bizim aslan olarak da beğendiğimiz, saygın, dürüst bir bürokrat. Gerçekten biz beğeniyoruz kendisini. Yani Genel Müdür Vekilimizle konuştuk. O da ihracat için çok çaba sarf ediyor. Yani yeni yerlere çayımızı getirebilmek için. Tabii ki bunu çayımızı da yeni yerlere getirebilmek için çayımızın kalitesinin yüksek olması lazım. Bunun için de yine çay kavramı lazım. Yani çayı böyle herkes kafasına göre işlememek, kara düzen bu gitmemek, tarladan bu kafaya göre toplanmalı. Eskiden hepimiz biliyoruz çay ne oluyor, bir seçiliyor. Alım yerlerinde seçtirirler bu çayı ve çayın kalitesi iyiydi. Ya bu çay yani 38, 40, 42 eksatlardan bugün 30'un altına 20 sayılara düşmüş eksat. Bu çok kötü bir şey bizim çay için. Ama eğer iyi bir çalışma yapılıp da çay kanunu çıkartılabilirse çayda da iyi gelişmeler olacağını biz düşünüyoruz.